Çanakkale Belediyesi YouTube kanalının değerli takipçileri, Senin Hikayen programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Programımızın konuğu Çanakkale'nin sosyal, kültürel, spor, basın, sosyal sorumluluk projelerine imza atmış. Çanakkale bilincini çevresine ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yapmış. Kent vizyonunun gelişmesine katkıda bulunmuş. Kentin tarihiyle ilgili araştırmalar ve ilgilileriyle söyleşiler yaparak kent tarihine imza atmış bir isim. Bu programımızın konuğu Sayın Cevatcan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İlk olarak gazetecilikle başlayalım. Aslında spor var. Nasıl çeşitli isterseniz. Etkinlikler. Öncelikle teşekkür etmeliyim. Size, Çanakkale Belediyesi'ne çok önemli bir görev yerine getiriyorsunuz. Bu kente karşı insanların sorumluluğunu yerine getiriyorsunuz. Belediyede bunu bir platform sunduğu için bir yurttaş olarak teşekkür etmek istiyorum. Memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Emeğe geçen herkese ama öncelikle size. İnsanlar insanları güzel günlere taşır. Siz de insanlara güzellikleri, güzel yarınlara ulaşmaları yönünde sosyal ve kültürel alanlarda çaba sarf ediyorsunuz. Güzellikler sunuyorsunuz. Evet, gazetecilikte. Sene 84. Helvacı Sokağı'nda oturuyoruz. Fakir bir ailenin çocuğuyum ben. Babam, şeyi bilirsiniz, sosyal tesislerin yanında kültür evi vardır Madame Ketin'in. Evet. Maalesef arka tarafı bir kısmı parktır, arka tarafı otopark haline döndü. Evden diğer yola kadar olan kısım bahçeydi. Burada babamın iki tane ineği vardı. Ve o bahçede iki tane de kuyu vardı. Bilirsiniz İstanbul'un eski sucular vardır, yoğurtçular. Omuzlarında bir böyle ağaçtan yapılmış şeyle taşırlar. Babam da kovaları onlara bağlardı. Oradan su çekerek domates, patlıcan, işte mevsimi şeylerini yetiştirir. İki tane ineğimizin sütünü de Ülfet Usta'ya, Veziroğlu'nun ustasıdır. Nerededir yeri? Yalı Caddesi'nde bizim Kent Müzesi'nin, Kent Müzemizin karşısındaydı. Şimdi orada çiğ köfteci falan var işte. Onlar da zamanı direnemediler gitti. Oraya sütü verirdi. Oradan aldığı parayla da bizi büyütürdü. Bir gece oturuyorum. Sene 84. Yalı Hanımlı, Hasan Temel Turhanlı'yla beraber çalıştırıyoruz. Beraberiz orada. Otel olarak gurbetçilere hizmet ediyor. Birisi haykırıyor. Dayanmak mümkün değil o sese. İsyan ediyor. Yaşadığı olumsuzluklara mı, dertlerine mi, şanssız doğduğuna mı? Hayat insanlara eşit davranmıyor, adil davranmıyor. Bağırıyor. Birinci kattaydı odamız. Pencereyi araladım. Baktım. Barbaros Mahallesi'nde yaşayanlar, Plaj Mahallesi'nde yaşayanlar ve Çanakkale'lerin büyük bir kısmı bile. Ali Hikmet diye bir çocuk vardı. Bu çocuk çeşitli nedenlerden akıl sağlığını yitirmiş. Sokaklarda ellerini sallayarak yürür, isyan ederdi, bağırırdı. Bu beni çok etkiledi. Oturdum. Ali Hikmet'in bende düşündürdüklerini kağıda döktüm. Rahmetli Turan Narler, Aynur Narler, Aynur Ganiler, Işık Narler. Turan amcayla siyasette de beraberdik, Işık'la da. Ertesi gün ona götürdüm. Dedim bak böyle bir şey yayınlarsanız diye. Baktılar, verdim. Bir baktım bir iki gün sonra hemen gazetede çıktı. Ve öyle gazeteciliğe başladık. Yani gazeteciliğe başlamamda Ali Hikmet'in, rahmetli Turan Narler'in, Aynur Narler'in, Işık Narler'in etkisi çok büyüktür. Onlar sayfalarını açmasaydı ben onlarca röportajı, yüzlerce köşe yazısını yazamazdım. Gazeteciliğimiz böyle başladı. Dizi röportajlar var bu süreçte. Evet. Önemli isimler evet. Kentin. Evet. Birazdan kentin tarihine böyle not düşmüşsünüz bu röportajlarda. Ben şöyle, yaşamımda hayatın çok birçok alanında faaliyet gösterdim. Hiçbir meslek sahibi olup da orada uğraşayım, geliştireyim kendimi, İşte mal mülk sahibi olayım, para pul sahibi olayım diye
Böyle bir şeyim olmadı. Kendimi yaşama karşı, insanlara karşı sorumlu hissettim. Bir şeyleri yapmam gerektiğini hissettim. Yani bir mutluluk olacaksa tüm insanlarla beraber, yeryüzündeki bütün insanlarla, bu okyanusta bir su zerresi olmak gibi değerlendirdim. Ve bu arada kentin dinamikleri sayabileceğimiz insanlarla seri röportajlar yapmaya başladım. Gazetenin tam sayfa açtılar. Hatta iki şey. Kimlerle yaptım? Turan Narler'le, Yaşar Türe ile yaptım. Kimle yaptım? İzzet Melih Dilmaç ile yaptım. İzzet Melih Dilmaç çok önemlidir. Turan Narler çok önemlidir. Yaşar Türe çok önemlidir. Onları minnetle anıyorum. Nil Molinas Mandel. Bugün kanser hastalığı, Covid var, insanlar ikinci planda gibi görüyor ama yeryüzünü de insanlarımızı kasıp kovuran bir hastalıktır. Her ocağı söndürüyor, insanlara büyük acılar yaşatıyor. Şehrimizde de birçok dostumuzu, sevdiğimizi kaybettik. Nil'le benim okuldan arkadaşımdı. Rahmetli Levent Kumkaleli de çok iyi arkadaştı. Sınıf arkadaşı. Dedim Levent, Nil Molinas'la röportaj yapmak isterim dedim. O her 29 Ekim'de Müsevi Cemaati Çanakkale'ye gelirler. Akol Oteli'nde kalırlar. Şehirde gezer. Bir takım etkinlikler. Biz randevuleştik. Nil'le burada bir röportaj yaptık. Bu röportaj hem kanser konusunda, onkoloji alanında birçok okuyucularımızı bilgilendirmek. Onun ötesinde de benim kanalımla, bu gazete kanalıyla bu konuda sıkıntı yaşayan insanlarımızın Nil'e ulaşmasını sağladı. Bu nedenle Nil Molinas Mandel'e de sevgi ve şükranlarımı sunarım. 92 yılında bu arada Olay Gazetesi'nde röportajlarınız devam ediyor. Anadolu Basın'ın özendirme yarışması sonuçlanıyor ve Olay röportaj dalında 3. oluyor. O günleri biraz anlatır mısınız bize? O çok önemli bir olaydır. Yani gerçekten çok önemli bir olaydır. Türkiye yerel gazeteler ve gazeteciler arasında her sene yarışmalar tertiplenir. Ben de buna ne bir yazımı gönderdim ne bir röportajımı gönderdim. Ama bir komite bunları inceliyor. Ve bir gün bir zarf, Aynur beni aradı, Cevat gel falan diye gittim. Bir zarf verdi, açtım. Sayın Cevat Can işte seri röportaj dalında Türkiye üçüncüsü oldunuz dedi. Çok sevindik ve onu da hemen baş sayfaya taşıdılar. Evet, Ankara Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce her yıl geleneksel olarak yapılmakta olan Anadolu Basını Özendirme Yarışması'nın 1991 yılı sonuçları. Evet, aldığım bu gazetecilik alanda aldığım tek ödüldür. Bir de sokak şenliklerinden sonra, o da çok önemlidir benim hayatımda. Belediyemiz bizi onere etti, Yalova Lokantası'nda bir yemek verdi. Rahmetli Salim Başol CD'sini çekti, bize birer CD hediye etti ama ona ulaşamıyoruz. Handan Özyaylı'ya buradan seslenelim. Onda varsa bize ulaştırsın. Evet. Ankara'da Gökberk Ergenekon'dan ödülümü aldım ben. Benim hayatımda önemli bir şeydir. Ve bu arada şunu söylemek isterim. Tamamıyla bir sorumluluk olarak, gazeteciliğim de bir sorumluluktur. Siyasetteki varlığım da, spordaki varlığım da. Ben tümüyle amatörce bu işi yaptım, gazeteciliği. 11-12 yıl Olay Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım. Sarı basın kartım olmadı, neden olmadı, neden çıkarmadım onu da bilmiyorum. Ama gazetecilikten bir kuruş almadım. Güngör'e de teşekkür etmek zorundayım. Hürriyet Gazetesi'nde ben Çanakkale Spor'un, Çanakkale Dardanel Spor'un maçları ile ilgili köşe yazıları yazdım. Ve bana onun teklif etmesi, güvenmesi ve sayfalarını Hürriyet'in açmasıyla. Aynı zamanda Asil Nadir'in Günaydın Gazetesi'nde Yaşar Türe Çanakkale sorumlusuydu. Ona yazdık. Ondan bir ara para falan geliyordu. Yaşar abi beni yemeğe götürüyordu Asil Nadir'den. Onlara teşekkür etmeyeyim. Erdem diye bir çocuk vardı. Kalenin Sesi diye bir gazete çıkarıyordu. Evet. Rahmetli oldu. Rahmetli çok oldu. Özel bir arkadaşımızdı. Evet. Çok erken yaşta kaybettik. O da gazetesinin arka sayfasını bana ayırmıştı. Haftalık çıkıyordu. Her hafta orada yazıyordum. Bazen başka isimlerle de yazdığım oluyordu. Neden? Spor yazıyorsun, siyaset yazıyorsun, olayda spor yazıyorsun. Bir başka gazetede yazmak çok şık olmayacak diye. Ama yerel gazeteler zaten eleman sıkıntısı, ekonomik sıkıntı içinde hayatlarını sürdürüyorlar. Evet, aslında yerel basın serüveninde tamamen böyle yardımlaşma gerekiyordu.
Ha bu arada Kanal 17'de programlar yaptım. Yaşamın Rengi diyor, seri röportajlar oldu. Örneğin orada Sayın Niyazi Öner'e de teşekkür etmeliyim. Hiç müdahale etmedi. Hatta ve hatta bazen sorardım, bak bir dahaki hafta şunu konuk alacağım, bir sakıncası var mı? Çünkü ticari bir şeydir. Bir şey yaparken birilerini rahatsız etme hakkına sahip değiliz. Bir sürü gazete var şey diye. Benim alacağım hiçbir konuğa müdahale etmedi. Sadece tebrik ederim, başarılar dilerim demişti. Ama o ödül Dünya Çocuğu UNICEF çocuklarına benim katkımdan dolayı gelmiştir. O çocuklara yardım 10 liraya 14 çocuğun hayatı kurtuluyordu. 10 lira. Öyle bir koşturduk ki parayı örneğin Nurettin kardeşim veriyor. Alıyordum. Bankaya götürüp yatırıyordum. Ha bir de Cevatcan isminde biraz evvel övgülerde bulundun. Cevatcan isminde toplu iğneye ucu kadar siyah nokta yok ise bu benim paraya hiçbir şekilde elimi sürmememden kaynaklanır. Dardanel Spor yöneticiliğimde 2000 yılında bir takvim yaptık. Kurucularına saygı ifadesi olsun diye. Ve bu takvimleri 10 liraya sattık. 25 liraya baktık, herkes alıyor. 25 lira veren oldu, 100 lira veren oldu. Ama Niyazi abi şey demişti, Sayın Niyazi Öner. Cevat para tehlikelidir, bak çok satılıyor bu takvimler demişti. Ama benim prensibim paradan, protokolden uzak durmaktı. Sokak şenliklerini anlatırım. Ticaret Odası Genel Sekreteri Abdurrahim Temiz vardı. Aynı zamanda başkan da Niyazi Önen'di. Oradan gelen bütün gelirler hiç kimsenin haberi yoktu. Ben Abdurrahim Temiz'in hesabına yatırıyordum. O bir hesapta tutuyordu. Sosyal harcamalar, örneğin eski futbolcularımızın mezarlarını yaptırdık. Rahmetli Nedim Şener, Ali Karakaş, Bahri, birçok sporcumuzun mezarlarını o paralarla yaptırdık. Ama ben paraları hiç elimi sürmedim. Sürmediğim için de hiç başım ağrımadı. Son anda deplasmanları araba kaldırıyorduk. Yani bu şekilde o da. Spora değinmişken futbola, o zaman o bölüme geçelim hocam. Antrenörlük yaptınız Çanakkale'de. Evet. Çanakkale Dardanel Spor'da Süper Lig'de oynarken görevler aldınız. Evet. Hem kulüpte yöneticilik yaptınız hem de dernek yöneticiliği de yaptınız. Dernek, evet. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Antrenörlük amatör kulüplerdeydi anladığım kadarıyla. Hatırladım. Hayat zor. Yaşamak zor. Muhalif olursanız hayat hakkınız biraz sınırlandırılıyor, tanımıyorlar. Yaşam hakkınıza pek saygı duyulmuyor. Bu sefer çalıştığınız iş yerlerinden atılmak durumunda kalıyorsunuz. Sene 80, 12 Eylül, iş bulmak zor. Kepez Konserve Fabrikası'nda çalışıyoruz. Orada işten atıldık, Ticaret Bakanlığı'na bağlıydı. Daha sonra yapacak bir şey yok, ne yapalım. Turutaş'a girdim, meydancı olarak. Meydancılığın karşılığı hamallıktır. Yani şöyle bir işletme düşünün buradaki Turutaş'ta. Burada makineler vardır, burası arka bahçesi. Buraya arabalar gelir. Dolu gelen arabayı indirirsiniz, boş olanı da yüklersiniz. Biz burada dururduk. Saatlerce Zafer Çağatay, Ümit Çağatay diye arkadaşlarımıza hamallık yapıyorduk. Ama buna bile tahammül edemedi düzen. Vecihi Sezer, Allah rahmet eylesin, genel müdürdü. Esat Çelikel, saygıyla anılır, Levent Çelikel. Evet. Abisi muhasebe müdürüydü. Bir gün beni odaya çağırdı. Ya Cevat dedi, gel sıkıntı var ne o? Vecihi Bey'e çok baskı yapıyorlar seni işten çıkartılman için dedi. Evet. O da çıkartmama direniyor, adam işinden olacak dedi. Peki dedim, ben gidiyorum dedim. Vecihi Bey'in odası. Oradan ayrıldım. Ne yapacaksın? Başka şeyler yapmak durumundasın. Oraya koştuk, buraya koştuk. Antrenör kursuna girdim. Gazetecilik bu arada. Dedim ya 84 yılında var. Antrenör kursuna girdim. Bir gazete haberi, beynimde bir kıvılcım çaktı. İngiltere'de 6-9 yaş milli takımlar arası müsabakalar oynanıyor. Hatta 6-7 yaşta. Düşünebiliyor musunuz? 6 yaşında milli takım. Ya bizde niye olmasın dedim. Sen de onun sporcularından biriydin. Abin de biriydi. Murat Kaytas, Beşiktaş'ın, evet. O da sporcular.
O kurstan sonra orada antrenörlüğe başladım. Orada da altyapı, Hastanebayır'ı altyapısı. Hastanebayır, evet. Daha sonra belediye spor, Orhan Uğur belediye başkanı, antrenör olarak belediye sporu çalıştırmaya başladım. Belediye spordan sonra diğer amatörde Kocatepe deplasmanlı ligde çalıştım. Bu süreçte 66'da kurulmuş olan Çanakkale Spor'un da bir taraftarı olarak bir aidiyet duygusunda onları da takip ediyorduk, maçlarını takip ediyorduk. 84-87 arasında Pınar Konserve'de işe girdim. Orada da idare amiri olarak çalışıyordum. Fabrikanın ekonomisi o günlerde çok iyiydi. İlk 3 yıl çok iyi gidiyordu. Sonra o da bir kapandı ama o 3 yılda şehrin spor hayatına çok büyük katkılarımız oldu. Evet. İsmail Kordele başkandı. Sporcular prim anlamında taraftarları deplasmana götürmek, lokalin açıldı da teşrifatın yapılmasıyla birçok hizmetlerim oldu. Ama en güzel günlerimiz Dardanel Spor'da geçti. Hem dernek yönetimi sosyal işler komitesinde üyeydim. Hem de şirket yönetim kurulundaydım. İşte çok güzel galibiyetleri taşıdık. Ama bunların en güzeli de bir sezon açılışını şeyde yapmamızdır. Kordon'da yat limanının yanında balık satılan yerde sezon açılışını yaptık. Çanakkale'nin bütün dinamikleri, Çanakkale halkı oradaydı. Ve bir sanatçı davet ettik. Sanatçıyı da evlere telefon açarak, çocuğunuz var mı? Var. Ortaokul, lise. Hangi sanatçıyı dinlemek ister bir konserinde diye sorduk. Demir Demirkan ismi çıktı ortaya. Yani hiçbirimizin tercihiyle oluşmamıştır. Sadece öğrencilerin talepleri. Ben tanımıyordum Demir Demirkan'ı o sırada. Sonra onların ışığı doğrusunda onunla getirdik. Çok güzel bir gece yaşadık onunla. Evet. Gelelim sokak şenliklerine. Evet. Kentin sosyal hayatı açısından da çok önemli dönemler bunlar. Yani baştan sona aslında bunu dinlemek istiyoruz. 2003 yılı. 2003 yılı. Bir başlangıç. Benim de hatırladığım kadarıyla. Sokak şenlikleri. Gazetelerden takip ettiğimiz kadarıyla. Bir grup insanın kent iletişimini geliştirme amacıyla düzenlediği bir şenlik olarak mesela basına yansımış. Siz de komite sözcüsünüz. Ve bir açıklamanızda aynen şöyle diyorsunuz. Çanakkale'ye duyduğumuz sevgiyi hep birlikte coşkuyla yaşayalım istedik. Bu anlamda bu yüzden sokak şenliklerine start verdik. Aynen ne öyle. İfade ediyor sokak şenlikleri sizin için? Neler yapıyor? Yani sosyal hayatında bir devrim gibi görüyorum. Gerçekten devrim gibi görüyorum. Birlikte bir şey başarılabileceğinin gösterilmesi. İnsanların sevmenin bir değer olduğunun, bu değerin kişinin içindeki beni ortaya çıkarmanın önemli olduğunu. Birçok insanın, birçok kurumun doğru bir yol bulunursa, bir yöntem bulunursa bir arada beraberce yol yürüyebileceğinin göstergesi olabileceğini düşündük. Bu noktadan hareket ettik. Bir gün biliyorsunuz eşimin giyim mağazası vardı Kordon'da. Hocam biz sormadan şeye geçiyoruz. Esnaflar onu o orayı ayrıca konuşuyor. Evet, onu sorarım. Şu ama an yani bu alalım. Sokak şenliklerinin tamam. Çıkışı o. Bir gün beni sevgili Ali Tuzlu, Cevatpaşa Mahallesi muhtarı. Ve Aynur Naller geldiler. Üçümüz oturuyoruz. Ben buradayım. Aynur şey. Aynur bu konuda çok şeydir yani. Çok ilginç fikirleri vardır, çabaları vardır. Sohbet ediyoruz. İşte bir şöyle yapalım. Böyle bir sokak şenlikleri diye bir şey yapalım dedik. Ne yapacağız? Kordon'da herkes kendisinin yaptığı. Kapı kapı dolaşacağız. Hı hı. Otellere gideceğiz. Pastacıya gideceğiz, lokantacıya gideceğiz. Ürünlerini sergileyecek. Burada bir temel vardı yalnız, bu çok önemli. Bir şeyin sürekliliği olması için amatörce yapılan bir işte 3P. Para yok, politika yok, protokol yok. Bizde para olmadı. Parayı hiç el değdirmedik. Örneğin Çanakkale Belediyesi dedik ki böyle bir festival etkinlik yapacağız. Kordon'da kurulacak çadırlar. Herkes ürünlerini sunacak. Akşam üzeri başlayacak. Bir gecelik sonunda bir konserle bitecek. Bize nasıl katkıda bulunursunuz? Oturduk ettik. O dönemde sevgili Remzi Yiğit, Özen Algönül, Sevil Albay, daha ismini sayamadım birkaç arkadaş belediye olarak bizim toplantılarımıza geldi.
Hocam unutmayın söyleyeceğinizi de. Şimdi 3P deyince benim aklıma da futbol geldi. O zaman çok söylüyordunuz bunu. Paslaşma, paylaşma, yardımlaşma diye. Aynen. Hiç unutmadım ya. Yani. Evet, bu bak çok güzel. Ne dedim? Siz çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Cevat Çam falan olması önemli değil. Evet. Sosyal hayatında, hayatın içinde. Ben 7 yaşında çalışmaya başlamışım mahalledeki Saraç'ta. 7 yaşında. 15 yaşında 1969 senesinde Akva Konserve Fabrikası'nda Sabit Tamam beni sigortalı işçi yapmış. 15. 84'te Turgut Özal, 18 yaşından küçükler 15 yılını tamamladıysa sigortalılıkları sayılacak dediği için erken emekli oldum. Milne bir röportajında futbol paslaşma ve paylaşma diyor. Paslaşma ve paylaşma ve yardımlaşma. Ben bunu yaparken düşündüm. Hep söylüyordunuz bunu. Paslaşma ve paylaşma. Biz şimdi sokak şenliklerinde Akol Otel şey yaptı, hiç unutmam, keşkek. İşte Melih Fenerci gelir rahmetli, peynir, zeytinyağının içinde beyaz peynir. İşte Kadir Usta'nın helvası. Bir başkasının Dardanel ton sandviçleri dağıttı. Kordon'da standlar açıldı değil mi? Yani Kordon'da Tarım İl Müdürlüğü'nde bütün Çanakkale'nin kurumları yardımcı oldu. Siyaseti de yardımcı oldu. Kordon'da boydan boya standları evet. vardı. Tarım İl Müdürlüğü'nden çadırları verdiler. Sonra onu herkes kullandı. Balık şeyden İskele Meydanı'ndan Lodos'a kadar evet. olan alak iki taraflı çadırlar kuruldu. Bütün katılmak isteyenler ürünlerini sergiledi. Meşrubatından yiyeceğine, içeceğine kadar. Ve gecenin en son programı konserle bitti. Truva Oteli'nde sanatçı dostlarımız misafir edildi. Bütün oteller 3 oda, 5 oda ağırlayabiliriz diye konuk ettiler. Ulusal basında ve uluslararası basında yer etti. Korkunç bir gece. Onun üstten çekilen bir görüntüsünü görmenizi isterdim. Yani... Ondan sonra zaten belediye başkanımız Ürgül Gökhan bizi davet etti. Çünkü 3 kişiyle başlayan bu macera, Sermet Atadinç katıldı. Bir sürü arkadaşımız dahil oldu. Melih Fenercigil, Sermet Atadinç. Hatta hiç unutmuyorum rahmetli Oğuz Dişçi'nin hanımı bir gün tanımıyorum. Yani şahsen tanıyorum. Önüme geçtik oradan da. Cevat Bey dedi, buyurun dedim. Çok güzel bir etkinlik yapıyorsunuz dedi. Ben dedi seneye katılmak isterim size dedi. Kurabiye yaparım dedi veya sizin verdiğiniz işleri yaparım dedi. Düşünebiliyor musun? Bir hanımefendi benden yaşça da büyük. Sizin vereceğiniz görevleri yaparım dedi. Bu anlamda daha sonra ülke çapında dikkat ederseniz İstanbul'da Gaziantep Yemekleri Günü şey oluyor. Birçok şehirde bu da yapılma ama Çanakkale ilktir. Ve gerçekten para yoktu, politika yoktu, protokol yoktu. Herkes gezdi, yedi, içti, yardımlarda bulundu, standlarına verdi. Birçok şey oldu. Otelleri odalarına açtı. Truvaz Yazani bunun seyahat acenteleri, arabalarına İstanbul'dan bir sürü sanatçı geldi. Evet. Yani hepsi. Ressamlar geldi. Yani çok güzel bir şeydir. Sürdü. Benim yaşamımda da çok anlamlı bir şeydi. 3 yıl sürdü, 3 yılın sonunda... Her şey gibi onun da bir sonu vardı. Sonu var. Ama umutluyum ben. Gençler bir şekilde onun CD'sine ulaşır da sizin sayenizde Çanakkale halkına izletebilirsek gençlerimiz neden yapmasınlar? Yıllar önce festivaller oluyordu. Çanakkale Otroya festivalleri çok anlamlı olurdu. Yani herkes hazırlanırdı. Bütün köylerden vatandaşlarımız gelirdi. Yani 10-18 Ağustos tarihlerinde yapılırdı o zaman. Çok görkemli olurdu. Karayılan vardı, doğulcusundan folkloruna kadar. Yani bir renk de bizi bize anlatan etkinliklerdi bunlar. Gene yapılabilir diyorum. Şimdi Troya Festivali tabii pandemi sebebiyle yapılamadı ama bu yıl yapılacak. Çünkü bu anlamda hani bir afiş yarışmasının da duyurusuna çıkıldı. Tekrar Troya Festivali pandemi koşullarının hafiflemesiyle beraber bu da çok güzel yapılacak. Bir haber. Hı hı. Çünkü yani festival sanatçılarla halkımızı bir araya getiriyor. Bizi bir araya getiriyor. Yani biz maalesef cenazelerde falan bir araya gelebiliyoruz. Onun dışında seçim zamanları bir. Halbuki sosyal hayatın içinde paylaşabileceğimiz, birbirimize aktaracağımız o kadar güzel şeyler var ki. Bu arada çok kişinin ismi geçti. Hepsini kulaklarını çınlattık diyebiliriz herhalde. Evet, yani ismini unuttuklarım varsa bağışlasınlar ama yani
Bir ara antrenörlük döneminde Toptancı Ali vardı. Evet, Toptancı bilirsiniz. Ali vardı, evet. Biz orada futbolcular da orada, lisanslar falan orada dururdu. Giderdik yani belediye. Hemen Carrefour'un oradan bahsediyoruz. Evet, Carrefour'un orada girince evet. Rahim Şen vardı. Eski onu da yad ediyorum. Hatta düzelteyim şimdi. Evet, eski Carrefour'un orada. Gazeteci arkadaşlarımızın hepsi sabah çıkarlar, oraya gelirlerdi. Erdem Sürek mesela kaç yıldır bu da yapıyor yani 50 yıla yaklaştı. Çok iyi. Otururduk orada gündemi konuşurduk. Orhan Mutay olsun rahmetli. Rahmetli evet. Mehmet Doğan gelirdi. Şahin Akbulut vardı rahmetli oldu. Onu da basın camiasında Feyzi vardı matbaada. Yani saygıyla almak lazım. Oturur orada gündemi konuşurduk. Bir gün örnek vereyim size şöyle ilginç. Emrullah Esen diye Bilgalı bir gazeteci arkadaşımız vardı. Yani işsiz, çalışmak için olayda çalışıyor. Amatör sporları için beden terbiyesi duşları yakmıyordu. E soğukta da antrenman yapıyorsun, çamur içindesin. E o çocuk nasıl gidecek evine, nerede hasta olur şey falan diye. Köşe yazılarında beden terbiyesine çağrıda bulundu. O zaman da Enver Bey eksik olmasın. Tamam dedi, yakacağım. Nedir ki yani belediyede Ayhan Dündar, Ayhan şey vardı. Ayhan Dündar değil, rahmetli. Neydi? İsmini unuttum şimdi söyleyeceğim. Personel şefimizdi. Oğlu da Şenol. Aklıma gelmedi. Yaşar Öktel'e falan beraber çalışmış bir abi. Kömürü de biz veririz dedik. Gerekirse veririz dedi belediye. Yaksın amatör çocuklar, spor yapanlar duş alsınlar sıcak diye. E bunu biz haber yapacağız. Ne yapacağız? Gittik soyunma odalarına. Bizim şeyle gazeteci arkadaşı Emrullah'la. Oğlum dedim bu inanmaz kimse buna duş sahte diye. Soyundu. Şampuanları döküldük, kömürü. Fotoğrafını çektik böyle. Yani ama gazetecilik ilginç bir olaydır. Yani çok şeydir, çok anıları vardır gazetecilerin. Hocam sporla ilgili böyle tribünlerin size söylediği bir slogan, tezahürat falan hatırlıyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim, sporda da çok güzel şey. Çanakkale Spor taraftarları hani Astana Bayırı maçlarından önce. Evet. Ya ben hatırlıyorum ama. Şey siz hatırlayabildiniz mi? Hastane Bayırı dediğinizde. Sanki o maçlar böyle şey. Hastane Bayırı dediğinizde şehrin spor hayatında çok önemli bir yeri vardır Hastane Bayırı'nın. Evet. Bu arada Sayın Nurettin Bakır'ın amatör sporlarda katkı anlamında çok büyük görev sorumlulukları olmuştur. Çok önemli hizmetleri vardır. Yani Hastane Bayırı'nda futbol olduysa, o semt sahası olduysa, bugüne kadar da mücadele ediyorsa bunda Nurettin Bakır'ın payı büyüktür. Semt turnuvaları oluyordu evet. Örneğin orada yapılıyordu. Evet, ondan ve da bahsedebiliriz. Eylül ayında oluyordu galiba. Evet, yaz sonunda farklı takımlar, sezon açılmadan evvel. Belli bir yani Türkiye'nin Süper Lig'de oynayan futbolcular, onlarca 10-15 takım katılırdı. Evet. Orada korkunç bir seyirci altında büyük bir mücadele olurdu. Sayın renk Bakır olurdu. Kırmaz bizi programa katılırsa aslında onunla yani konuşuruz. Mutlaka konuşulmalı Nurettin Bakır'la. Biraz bahsedebiliriz o turnuvalar hakikaten çok ilgi çekiyordu. Eylül ayında oluyordu. Tam okullar açılmadan evet. Önce hatırlıyorum. Yani sizin de onayınız olursa ilerideki günlerde Sayın Nurettin Bakır'la Mustafa Mete Ertem evet. TÜFAT Başkanı. Bu turnuvalarda çok emeği geçmiştir Güngör Topsoy. Bunların semtin, şehrin futbol hayatında çok önemli yerleri olmuştur. Vallahi Çanakkale Spor olarak düşünebiliyor musunuz? Galatasaray'la oynadığımız zaman Süper Lig'de Dardan'a Faruk Sürden geliyor. Sahanın ortasında Çanakkale halkına hitap ediyor. Yani bizim görsel bir şölen gibiydi. Sadece sayısal bir oyun değildi, rakibini yenmek değildi. Bir paylaşma, bir yarışmaydı. Ali Şen'in geldiğinde evet. Çanakkale'de büyük bir olay olmuştu. Faruk Süren geldiğinde aynı şekilde. Hep gecelerimiz olmuştu. Belediye çalışanımız vardı. Uçan kaleci Sebattin. Belediye görevlisiydi. Bir hastalığı olduğunda bütün spor camiası ve belediye bir araya geldi. Tura Oteli'nde bir yemek tertip etmiştik. Bunda Sayın Mustafa Cumhur Ersümer'in de çok büyük katkıları oldu. İzmir'de tedavi 3 tane beyin ameliyatı oldu. Devlet Su İşleri lojmanlarını tesis etti. Doktorlarla aynı şekilde. Belediyemiz her türlü olana en azından bir süre derdine şifa olduk.
Bunlar hep spor ve yardımlaşma sayesinde oluyor. Yani çok güzel şeyler oldu. Türbünler tabii ki çok önemli. Bayraklarını yapmaktan Pınar'dayken de, sosyal işlerde çalışırken de, kentin varlıklı insanların katkılarıyla deplasmanlara araba kaldırma yönünde büyük çabalarımız oluyordu. Yani birçok şeyler, eski sporcularımıza örneğin maçları izleyebilmeleri için şeref tribününde yer ayırmak, onlara bir kart verip bütün maçları rahatlıkla izleyebilmelerini. Şey olmuştu bir ara, tabii şey satılıyordu, kombine biletler satılıyordu. Yani geçmişine saygı duymayan geçmişinden hiçbir şey alamaz. Alamaz, evet. Esnafla değinelim biraz. Çanakkale'nin incisi Kordon Boyu'nda da iş yeri sahibiydiniz. Evet. Ve çalışma hayatı da devam ediyor orada. Biraz bu esnaflık sürecini, Çanakkale'nin şimdiki durumunu, Kordon'un şimdiki son evet, durumunu... Evet, esnaflık biraz benim konuşalım. Hayatımda oldukça renkte. Yani bir şeyleri ben iş konusunda girişimci değilimdir. Paradan korktum. Hiç de param olmadı hayatta. Bakın onu da söyleyeyim. İşçi emeklisiyim. Hiç öyle param olmadı. Eşimin de zaten. Yaptığım işi en iyi yapmak adına orada büyük çaba sarf ettim. Biz Çanakkale'nin bu hayat, moda hayatında, giyim sektöründe önemli bir yer teşkil ettik. Orası bir de bizim şeydi, eylem alanı, buluşma alanımızda birçok arkadaşımla, birçok dostumla, birçok siyasetçi, gazeteci arkadaşım bize ulaşmaları için oraya gelebiliyordu. Birbirimizi görebiliyordu hala bile. Mağazayı 2014 sonunda 2015'te kapattığımızda, ya ne güzel mağaza vardı, geliyorduk sizle görüşüyorduk, ediyorduk diye. Şimdi tabii ki Covid'in de etkisiyle daha az buluşabiliyoruz. Her tür siyasetçi geliyordu. Hamdi Üçpınarlar'dan Mustafa Ersümer'e. Akşam üzerleri simit ve kaşar keyfi güzel olurdu bizim. Gerek Ürgül Bey olsun, diğer arkadaşlarımız olsun siyasi. Niyazi Bey'in evi çok yakında, oraya gelirdi. Orada da giderek ben o mahallenin çocuğu oldum. Halbuki Elvacı Sokağı'nın, biz Palç Sokağı'nın çocuklarıyız. Bizim mahallemiz Fevzi Paşa'dır. Oraya kabul ettiler. Oradaki konuklar hepsi, Karacası'ndan Dilmacı'na, Önen'ine, hepsi benim anamdı, babamdı, komşumdu, saydığım insanlardı. Çok güzel günlerimiz oldu yani. Hocam teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi hem bir son olarak neler eklemek istersiniz, hem de benim son sorum. Hayatın her alanında yer almış bir isimsiniz Çanakkale'de. Çanakkale kent kimliğini siz nasıl tanımlarsınız? Şöyle bir şey söyleyeyim. 8 Mart 1975 yılında. Burasını eski Çanakkale'ler iyi bilirler. Altını çizerek söylemek istiyorum. 8 Mart 1975. 1948 doğumlu Mustafa Demircioğlu diye kardeşimiz. Bu sigorta hastanesinin Nazım Demircioğlu belediye başkanıdır eski. Onun oğlu. Esat Çelikel, Osman abi. Ali Beratlı gidip Galatasaraylı futbolcudur, antrenör Çanakkale Spor. Gönen yolunda bir trafik kazası geçirirler 7 Mart'ta. Gece saatlerinde bu haber Çanakkale'ye gelir. Ve bir anda bu haberi duyanlar, bilirsiniz Halk Bankası'nın önünde davet taksi durağıydı. Parası olanlar taksi tutarak, arabası olanlar arabasını arkadaşlarını alarak, gece bütün herkes Gönen'e gitti. Neden? Çanakkale'li 4 kişi trafik kazası geçirdi diye. Ve ertesi sabah şehre dönerken orada Mustafa Demirci'yi kaybettik 27 yaşında. 8 Mart günü defnedildi. Çanakkale'ye dönerken konvoyu vardı. Düşünebiliyor musunuz? 75 senesinde Çanakkale'li bir genç trafik kazasında öldü diye bu haberi alan herkes acıyı paylaşmak, yanlarında olmak adına Gönen'e gidiyor. Parası olan da olmayan da. Şimdi şunu söylemek istiyorum. O günden bu yana 25-47 sene geçti. Hı hı. Tabii ki çok şey değişti. Ama bizim korumamız gereken ve bunda size çok büyük sorumluluk ve görev düşüyor. İçimizdeki sevgiyi, karşımızdakinin içindeki sevgiyi çok
değerli olduğu konusunda ciddiye almamız lazım. O gün bunun için gidiyorsak, bu yardımlaşma, dostluk, paylaşma, bugün de çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak adına sevginin bir değer olduğunu ve bir zenginlik olduğunun bilincinde olmalıyız. Bu benim zenginliğim. Ben çok zengin birisiyim. Çünkü çok değer verdiğim insanlar, çok saygı gösterdiğim, sevgi duyduğum ve onlardan saygı gördüğüm için. Yoksa malla mülkle zengin olmuyor insan. Malla mülkle zengin olan gidiyor. Ne imparatorluklar, Roma İmparatorluğu yıkılmış. Bu sebeple içimizdeki çocuğu diri tutalım. Sevgiyi diri tutalım. Çanakkale çok farklı bir yerdir. Çanakkale gerçekten sevdadır. O köşe yazımda Ürgül Bey'in de söylediği gibi. Sevdanın şehridir, barışın şehridir. Ve sevdanın karşısında hayatın hiçbir değeri yoktur. Bu sebeple biz hayatımızı ülke barışına, dünya barışına ve kardeşliğe harcamamız gerekir diye düşünüyorum. Ve Çanakkale çok daha yaşanılır bir kent olacaktır. Tekrar altını çiziyorum. Bunda sizlerin çok büyük payı olacaktır. Mikrofonlarınızı, kameranızı Çanakkale'nin değerlerine tutun. Bu bir kasap olabilir, bir boyacı olabilir, bir iş adamı olabilir. Bir ev hanımı, evindeki yemek tenceresini kaynatmakta çile çeken, zorluk yaşayan bir ev hanımı olabilir. Hayatın pencerelerini açın, göreceksiniz güneşin ışığı gelecek, sevginin ışığı gelecek. Çok yaşanılır bir Çanakkale olacak. İyi ki varsınız, iyi ki Çanakkale Belediyesi var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çanakkale Belediyesi YouTube kanalı takipçileri, Senin Hikayen programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.